Herkese merhaba gençler. Bu haftaki konumuz personel pronomen zamirler. Zamirler nasıldı? Bir yalın halde zamirler vardı. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Nominatifte, akuzatifte ve datifte zamirleri bugün göreceğiz. Nominatifte ich, ben demekti. Du, sen demek. Er, erkek için o, sie kız için o, es das artikelli bir nesne, bir varlık için o. Yani das baby bebek demek, es ise o demek. Yani bebeği gösteriyorsun, o diyoruz. Bunun dışında cansız varlıklarda da das artikelli olan mesela das Fenster, örneğin das Fenster pencere demek. Pencere yerine o dediğim zaman es diyebilirdim. Wir biz demek, ihr siz demek. Sie Höflichkeitsform var. Yani saygı olan sie siz demek. Yani bir kişiye söylenilen, saygı babında söylenilen kişiselleştirme. Bir de zi onlar olan zi var. Bu zi, buradaki zi ve buradaki zi'nin arasındaki fark şu. Eğer üçüncü tekil şahıs yani o kızı ben kastediyorsam fiilimiz çekimlenmesi Sie kommen fiili olsun. Sie kommt olur. Diğer zilerde ise sie kommen, sie kommen. Onlar geliyorlar, siz geliyorsunuz. Buradaki siz ve onları nasıl ayrıştıracağız? Şöyle. Bu küçük olan sie onlar anlamında. Cümlenin ortasında büyük sie var ise siz anlamına geliyor. Z, diğer z de cümlenin ortasında küçük oluyor. Ancak fiil çekimi normal üçüncü tekil şahısa göre olduğu için oradan anlaşılabiliyor. Bu o mu, siz mi yoksa onlar mı olduğu. İh ben demekti. Z, bakın burada iki tane, iki kişi bir kızı gösteriyor. Kız için o demiştik zi. İki kişi bir erkeği gösteriyor. O diyor er. Bir kişi birini gösteriyor. Sen diyor. Saygılı olan bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi müdürümüz de olabilir. Bu kişi öğretmenimiz de olabilir. Veya tanımadığımız saygı anlamında sizler bizler değil de sizli bizli konuşmalarda daha çok geçerli oluyor. Z diyebiliyoruz. Bir de Z dediğim onlar, o kişiler var. Bakın buradaki Z tek kişiyi gösteriyor. Siz. Buradaki Z ise birden fazla kişiyi gösteriyor. Onlar. Es buhu gösteriyor. Das buh. Artikel das olduğu için o dediğim zaman es diyorum. Wir ise biz. Üç kişi bir araya gelmiş. Biz diyor. Şimdi örneklere geçelim. Örneklerimiz şu şekilde. Ben, sen, o, biz, siz, onlar olmak üzere örnekleri inceleyeceğiz. Ich bin Student. Ben öğrenciyim. Burada ich kelimesi ben Türkçe karşılığı. Bin Türkçedeki ekleme birinci tekil şahıs eki olan im. Student ise öğrenci. Ben öğrenciyim. Du hast einen Bruder. Sen du hast sahipsin. Aynen bir. Burada abi. Burada akuzatif kullandık. Sen
abiye sahipsin. Nereden anladım abiye, bir abiye sahip olduğunu? Ein Bruder olması lazım. Normalde der Bruder, der Bruder abi demek. Einen Bruder ise bir abiyi, bir abiye sahipsin. Wir stehen halb acht Uhr auf. 18 Uhr auf. Yani 17.30. Yani Almanca'da 17.30 dediğim zaman saat 18'e 30 var anlamında söyleyecektim. 18 18 olduğuna göre, halb ise yarım olduğuna göre, wir stehen halb 18 Uhr auf. Burada da nasıl bir cümle var? Aufstehen, ayağa kalkmak. Ayrılabilen fiil. Tenbares verb dediğimiz fiil. Nasıl çekimlemişiz? Biz stehen, kalkarız. 18, halb 18 Uhr auf. 18, 18'di. Halb 18 ise 17.30. Yani 18'e 30 kala uyanırız. Ayağa kalkarız. Es ist mein baby. O benim bebeğimdir. Benim bebeğim. Spricht ihr auf Deutsch? Siz Almanca konuşuyor musunuz? Buradaki ihr sprechen kelimesinin, fiilinin çekimlenmiş haliyle olur. Ich spreche, du sprichst, sie es spricht. Wir sprechen, sprecht, sie sprechen. Buradaki sprecht, yani siz şahsına göre çekimlenmiş olan fiildir, konuşmak. Sprecht ihr auf Deutsch? Yani ne yapıyoruz? Soru işareti koyduk. Soru cümlesi. Siz Almanca konuşuyor musunuz? Er kommt aus England. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus İstanbul. Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Stuttgart gibi. Ben buralıyım. Sen oralısın. Er kommt aus England. Nereliymiş? İngiltereliymiş. Akuzatifte bunu ilk defa görüyoruz. Ben, sen, o, ich, du, sie, es, wir, ihr, sie, biz, siz, onlar ve saygı olan siz. Bunlar neydi? Personal pronomen. Bunlar akuzatifte nasıl olur? Yani ismin i halinde nasıl olur? Onu göreceğiz. Mich beni demek. Dich seni. İn erkek için onu. Zi kız için onu. Es das artikelli bir nesne için onu. Bakın burada es ve zi birbirine benziyor. Onu nereden anlayacağız? Cümlenin içerisindeki kelime yapısından anlayacağız. Yani Türkçe bir örnek verirsek, ben seni görüyorum. Değil mi? Onun Almancası Ich sehe dich. Seni seviyorum. Ich liebe dich. Bakın burada ich liebe du demedik. Çünkü du sen demek. Seni demem için dich demem lazım. Ben seni seviyorum. Ben seni görüyorum gibi ifadeleri kullanırken mich, dich, beni, seni, ihn, o erkeği, sie, o kızı, es, das artikelli pencereyi siliyorum, temizliyorum. Ich putze es. Yani onu temizliyorum. Uns bizi demek, euch sizi. İya burada siz demek, euch ise sizi demek. Sie saygılı olan kişiye hitap şeklimiz Höflichkeitsform dediğimiz Almanca'da. Diğer sie ise yine birbirine benziyor. Sadece anlam bakımından
farklılık var. Yazı bakımından benziyorlar. Sizi. Bu zi ise onları demek. Örneklere geçelim. Bitte ruf mich an. Mich neydi? Beni. Anrufen aramak. Trembares verb burası. Anrufen birini telefonla aramak. Bitte ruf mich an. Lütfen beni ara. Ich muss dich finden. Bakın gençler, burada eğer fiil bilmiyorsanız cümle kurmanızda da zorluk çekeceksiniz. O yüzden fiilleri bilmemiz gerekiyor. Finden bulmak demek. Muss bir modal verb. Ich muss diye çekimlenir. Du musst, er, sie, es, musst, wir müssen, ihr müsst, sie, sie, müssen olarak çekimleniyordu. Muss, zorunlu olmak. Yani ich muss dich finden. Ich muss dich finden. Ben zorundayım seni bulmaya, değil mi? Seni bulmak zorundayım. Wir können ihn nicht hören. İn erkek için onu demekti. O halde können de yetenek, bilmek. Hören ise duymak. Buradaki fiil, cümlenin Türkçesi biz onu duyamayabiliriz. Bakın bilmekti können. Nicht ise olumsuzluk. Türkçedeki ma, Almancadaki nicht. Yani gelmedi, duymadı gibi. Biz onu duyamayabiliriz. Ist Sema für dich wichtig? Sema senin için, für için demek. Dich seni demek. Wichtig önemli. Sema senin için önemli mi? Sema senin için önemli deseydik, Sema ist für dich wichtig. Sema senin için önemli değil deseydik, Sema ist nicht für dich wichtig. Ne yaptık? Nicht'i hemen ist'ten sonra getirmiş olduk. Ali kommt zu uns. Uns bizi, bize oluyor. Ali bize geliyor. Ali kommt zu uns. Demek ki burada bize demem için uns kullanmam gerekiyor. Bir de bunun dativ hali var. Yani a hali var. Ich, ben ise, mich, beni ise, mia da bana, mia, bana, ben, bana, sen, sana, du, sen, dich, seni, dia ise sana demek. Er, o, ihn, erkek için onu, ihm ise erkek için ona, sie, o, kız için, zi onu, kız için, ia ise kız için ona, es das artikelli varlık için o, es yine das artikelli bir varlık için onu, ihm ise das artikelli bir varlık için ona demektir. Der ve das artikelinde ihm, ikisi de ihm olur, aynı kalır. Wir, biz, uns, bizi, yine uns, bize. Ihr, siz, euch, sizi, euch, yine size. Sie, siz, yani saygı duyduğumuz kişiye söylediğimiz söylem. Siz, sizi, sizi, size. İnen, size demek.
Sie onlar, onları, onlara. Sie, ihnen. Bunların örneklerine bakalım. En alttaki örneğimiz kalsın, onu en son söyleyeceğiz. Kannst du mit mir bleiben? Bleiben kalmak, mit birlikte. Können modal verbi kullanılmış. Yani yetenek, ebilmek. Mia ise bana demek. Türkçe'ye çevirdiğimizde bana birlikte kalabilir misin diyor. Ama böyle bir açıklama olmaz. Türkçe'ye nasıl çevrilir? Benim ile kalabilir misin? Mia bana demek. Mit ile. Bana ile olmadığına göre benim ile kalabilir misin? Buraya kannst du mit ich olmaz. Ben olur bu sefer. Ben ile kalabilir misin diye bir şey yok. Benim ile kalabilir misin? Mia benim ile demek. Mit mine da denmez buraya. Çünkü mine bana ait olan bir şey. Yani o aitlik bildiren bir kelime. Mia ise bana. Bana, sana, bize gibi ifadelerde bulunurken. Du hast mir gesagt. Sen bana söyledin. Söylemek sagen. Haben yardımcı fiili artı G takısı geçmişte olan perfektit. Bunu biliyorsunuz perfekt olduğunu. Du hast mir gesagt. Sen bana söyledin. Wir müssen euch nicht küssen. Biz sizi öpmemeliyiz. Öpmemek zorundayız. Biz sizi öpmemek zorundayız. Oy, buradaki oy sizi demek. Hat ihnen gefragt. Bir de Hat ihnen gefragt. İkisi de aynı gibi gözüküyor. Ancak bir farklılık var. Farklılık olan ne? Bir tarafta i harfi var. Bir tarafta da I harfi. Aslında bu I değil, büyük I. Birine saygıda bulunurken size ve onlara kelimesi vardı ya. Burada saygıda bulunurken size derken ihnen diyoruz. Ancak bu I büyük olduğu için buradaki saygıyı bu I'den anlayabiliyoruz. I'nin küçük veya büyük mü olduğunu. Küçük ise onlar demek. Büyük ise size demek. O halde üstteki cümle hemen buradaki hat ihnen gefragt. O hat gefragt. O sordu kime? Onlara. O onlara sordu. Buradaki ise o hat ihnen gefragt. O size sordu. Saygı duyulan kişiye diyor. O size sordu. En alttaki cümleye bakalım. Fliege ich mit dir nach Deutschland. Senin ile mit dir, senin ile birlikte fliege ich Deutschland, nach Deutschland. Fliegen uçmak. Ben uçuyorum senin ile Almanya'ya, nach Deutschland. Ben Almanya'ya senin ile uçuyorum. Bakın burada dia sana ile çevrilir. Ancak çevirisi sana ile diye bir şey Türkçe'de olmadığı için senin ile olarak mantıken bu şekilde çevrilir. Bu haftaki dersimiz burada sona erdi. Bu haftaki dersimizde iki tane daha ders göreceğiz bu hafta ve sonradan dersimizi bitirmiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.